Herkese selam, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar, bugün Emre'nin hesabındayız. Biliyorsunuz bir iki saat önce kadro kurmuştuk. Alfonso Davies'le bugün cayır cayır yardıracağız. Rakibin de kadrosunu kontrol edelim. Bu arada rating ağırlıklı gittik. Aklınızda bulunsun. O videoyu da izleyebilirsiniz. Kadrosu inanılmaz iyi. Bakalım Alfonso Davies 101 hızla sol taraftan nasıl bindirecek? Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Hadi bismillah diyoruz. Cantona ile maçımızı bak, hemen oraya bak, gördün mü? Tak. Alfonso Davies kaç? Kaç kanka? Rahat ol. Bak, nereden aldın? Sen, Allah cezanı vermesin. Nereden? Bak, oğlum Ronaldo'ya da yapmazsın be kardeşim. Süyü'ye de yapmazsın. Zico kaçtık. Cruyff bomboş yerden. Cantona olmadı. Sergio Ramos gönderdiği yerde biz olmalıyız. İndirdik, süpersin. Şimdi Lionel Messi. İlk şutun günü olmaz. Ama Cantona bir şut. Hayret edersin. Dostlar, Alfonso Davies. Bu arada kanat da oynatabiliyorsunuz tabii. Yani sadece ileri sol bek oynatacaksınız diye bir şey yok. Ama Ronaldo'dan sadece o topu nasıl aldığını gördünüz mü? Hemen şöyle duran top değiştir diyeceğim. Tabii ki de Alfonso Davies'le kullanacağım arkadaşlar. Şimdi oha, sen de her şeyi Alfonso Davies'le kullanırsın diyebilirsin. Şu ortanın güzelliğine şimdi bakacaksınız. Ortayı kestim. Kaleci bok mu çıktın? Alisson Becker. Bok mu? Alisson Becker yengeç dansıyla yavaş yavaş ileri gitmeye çalışırken o topu bize vermek istedi. Aldım Zico. Zico pasını verdi. Alfonso Davies'e bak. Kötü pas attı ama problem değil. Alfonso Davies yakalar. Şimdi bir pas. Oğlum atamadık. Eyvah. Rummenigge ara top. Aldık. Topu nerede görmedim ama şimdi birazdan göreceğim. Alfonso Davies biraz ofansif bir oyuncu olduğu için orayı boşalttı tabii ki de. Pas. Şut. Kaleci. Vur kanka. Uzaklaştırdık. Keşke uzaklaştırmasaydık. Oyarzabal kaleci. Corner. Bu arada 3 defansın ya 3-5-2'de falan kanatta da kesinlikle oynatabileceğiniz bir oyuncu Alfonso Davies. Net söyleyeyim, iş yapacaktır. Şöyle takımı bir tık da ileri alıyorum. Ortayı da açtı. Hayret edersin. Vur kanka. Alfonso Davies vurdu. Artık ne yapsa bize güzel gelecektir. Orada Beckham. Beckham pasını verdi. Çok güzel Cruyff'e. Geçmedi. Aldım. Yerine boşalttı. Şimdi Messi ver kanka. Bir daha. Messi gidiyor. Messi. Messi ortaladı. Robertson. Bak şimdi izle. Maldini vuramadı. De Jong. Çok güzelsin. Attım pasımı. Zico. Messi. Cruyff. Girdi. Bir şey söyleyeceğim ya. Alfonso Davies nerede? Alfonso Davies nerede? Pellegrini. O top bende. Attım da pasımı, çok güzelsin. David Beckham, ortayı açtım. İndirir miyim? Kaleci Alisson Becker bugün. İlk 30 dakikalık dilimde çok fazla zorlayamadık. Ronaldo. Çok güzel gördü. Ansu Fati. Kral sen oradan yine oraya değil mi? Bak yine oraya. Ulan var ya, bu adam bizi zıngıldatır. Fabinho. Fabinho. Eyvah eyvah. Yok yok yok. Al artık Araya. Araya nereye gidiyorsun oğlum? Ansu Fati. Aldık da bak. Alfonso'nun kaçışa bakar mısın? İzle. İzle. Allah. Attım pasımı. Çok güzelsin. Şu Alfonso'ya bir ayak uydurun artık. Bu arada piresi miresi de çok iyi. Bakar mısın koşuya ya? Bak. Kral sen ne yapıyorsun? Sen maratona mı katılacaksın? Ne yap? İndir. Çok güzelsin. Bir pas daha. Zico. Zico çok iyi gördü. Lionel Messi biraz ağır kaldı. Rudiger de babacım. Anasını satayım. Kazulet gibi ya. Alfonso Davies, paslar gerçek mi? Hadi oğlum. Virgil, yapma. Sakın. Sakın. 8 kişi arasından nasıl geçirdin onu ya? Oyarzabal, pas. Çok güzel. At. İlk yarı bitti. Olsa ilk yarı hiçbir şey oynayamadık ama birazcık da bağlantımız ağır gibi. 2 şut, 1 şut. Rakip daha fazla üstümüze geldi ikinci yarı. Dostlar, Alfonso Davies'i kanatta da değerlendirebiliriz ama kesinlikle çok sağlam bir bek. Bu arada şunu diyebilirsiniz ya, oha anasını satayım, o adamla da şimdi kalkıp şey yapamazsın. Çok fazla açık veriyor diyebilirsiniz. Bu adam ofansif bir adamdı. Yani aha, ofansif bir bek olduğu için tabii ki de onun amacı ileri gitmek olacaktır. Şöyle Messi ile gördüm. Eğer orta, eyvah çok kötü yakalandık. Fabinho. Bence ilk başta atsa çok daha boşluk yakalayabilecekti ama Salah gidiyor. Alfonso Davies müdahaleyi koydu. Çocuğu koydu Alfonso Davies dostlar. Cayır cayır. Bu arada öğleden sonra Joshua Kimmich
videosu da gelebilir. Takipte kalmayı unutmayın. Hayret edersin. Aha. Yok artık. Şöyle gönderdim. Çok güzelsin. Şimdi bir pas. Bir pas daha. Cantona bugün kötü oynadık. Bunu at kanka. Attım. Lionel Messi. Boş kaleye yuvarlıyor. Dakika 55. Rakibi gafil avladık. Gerçekten de kötü oynadığımız bir maç. En azından ilk yarıda bayağı kötüydük. Dikkat. Aman aman aman. Aman aman tü. Aman aman aman. Aman. Alfonso Davies. Alfonso Davies. Abi. Zico. Bas. Bas Zico. Kapattım ortayı. Oğlum Rumeli'ye biraz geri planda oynamıyor mu ya? Bana mı öyle geliyor? Ortaya döner. Aldık topu. Şimdi bir pas daha. Gel kankam. Alfonso. Abi ataklara da inisiyatif alıp katılıyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Zınk dedim döndü. Verdim pasımı. İzle Zico. Çok güzel bak. Hemen. Çok rahatlıkla 2'ye 1'inizde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu her şeye imkan sağlıyor size. Görüyorsunuz. Çok rahatlıkla 2'ye 1. 3'e 2. Hepsini yapabiliyorsunuz. Eyvah. Offside. Reef. Oğlum o. Ya. Yemin ediyorum var ya. Offside'di hoca ya. Offside'di yani. Dostlar bir oyun planı yapacağım. Önemli benim için oyun planı yapmak. Şimdi ne kadar yorulduğuna falan da bakacağız. Dakika 70 oldu. Şimdi sürekli ileri geri gidebilen bir oyuncu. Mesela Cruyff'u, Zico'yu ve Messi'yi görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Yani bunlar nasıl yoruldu? Aslında Alfonso Davies defans hattında en fazla yorulan olmasının sebebi Araujo'nun defansif, Alfonso Davies'in ise ofansif bir oyuncu olması. Ben şimdi hemen şuraya Eto'yu alacağım. Frank Ribery'i alayım. Oraya koysam. Aa Drogba da var gerçi. Dostlar bir dakika şöyle yapacağım. Laps diyeceğim tamam mı? Son olarak da Lionel Messi'miz yorulmuş. Onun yerine alabileceğimiz herhangi bir oyuncu var mı diye bakıyorum. Ronaldo OOS oynar mı kanka? Oynamaz. Şöyle yapsak. Bu da oynamıyor. Raul. Laps. Tamam ileri beşliği değiştirmiş olduk. Rakibin çok fazla bir... aksiyon alabileceği bir durum var mı bilmiyorum. Aa Gnabry'nin center for kartı var. Salah var. Adam bu kadroyla cayır cayır ama farkında mısınız bilmiyorum. Oyuncularımızın içinden çok rahat geçiyor. Yani defanstan çok rahat geçiliyor toplar. Hiç merak etmiyorsunuz. Kardeşiniz şimdi oyuna yaptığı hamlelerle en kötü bir Drogba'nın bir golü var. Alfonso Davies çıkarmadık. İnşallah sakatlanmaz. Şöyle attım. Ronaldo. Dikkat. Kapattım. Süpersin. Alfonso Davies. Attım. Bir daha. Oğlum nereye kaçıyorsun Ronaldo? Raul? Yemin ediyorum Rüdiger'den alıyordu lan. Alisson Becker uzun gönderdi. İndiririm. İndirirsem büyük tehlike. At artık bir tanem yani. Süpersin. Yani almamak için ellerinden geleni yaptılar lan. Çok güzel. Frank Ribery tekte attım. Altta imleci yanıyor kanka. Yanıyor yani artık. Çok güzelsin. Raul bir daha ver. Artık ver geç kalma ne olur. Artık yalvarırım geç kalma. Pas. Gnabry. Kanadı çok iyi gördü. Salah gidiyor. Alfonso Davies. Tokatı koydu arkadaşlar. Şimdi Ribery Eto'yu gördü. Eto. Eto pas. Raul. Raul 2-1. Raul gelişine şut 2-1. Çok iyisin. Takım ileride kalacak dostlar. 2-1 yaptık. Dikkat. Offside. Genelde offside dedikten sonra golü yiyoruz ama aldım. Alfonso Davies'e bakar mısın? Hala canavar. Şu paslarda eğer geride kalmasak yemin ediyorum şu anda 4-1'di ya. Araujo. Attım. Çok güzelsin. Drogba. Şimdi baktı. Ronaldo. Ara top. Yok offside. Tekrardan verdim. Ronaldo alırsa. Nereye alıyor? Gönderdiği yerde. Oğlum. Allah bir bokluk var bu işte ya. Ben anlayamadım olayı ama. Dikkat. Son atak. Salah gidiyor. Salah ortayı açtı. Yapma. Oyuncu değişikliği hakkımızda kalmadı. Ve maçı 2-1 kazanıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Alfonso Davies gerçekten bu arada çok iyi. Birazcık bağlantı kötü olduğu için çok iyi bir futbol sergiletemedik ama
sol bek kısmında hem dinamik olarak dinamizmi çok iyi. Hem de farkındaysanız son dönemde yorulmasına rağmen orada Salah'a üstünlük sağladı. Salah da süratli bir oyuncu. Gri karttı gerçi ama yine de yorulmuş bir Alphonso Davies vardı. O yüzden de ben çok beğendim. Gerçi Salah'ın yerine orada güçlü bir oyuncu alsaydı, yani dayanıklılığı anlamında rakip güçlü bir oyuncu alsaydı, Alphonso Davies ne yapardı bilmiyorum. Ama gerçekten şu anda benim hoşuma gitti. Bakalım bugün Kimmich'le de bir kadro kurup Kimmich'le de gün içerisinde maç yapmaya çalışacağız. Takipte kalırsanız ve bu videoya da like atarsanız çok mutlu oluruz. İzleyenlerin %75'ine yakını abone olmayan kardeşlerimiz. Abone olursa ücretsiz bir şekilde seviniriz. İzlediğiniz için sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.